Burada, Burada iki bence. bu iki dinamik de önemli yani hem kişisel karakter önemli. Yani hatırlayın Başkan olduktan sonra Trump o geçiş döneminde yani e, şeyi devralmadan, Başkanlığı devralmadan önce istihbarat e, briefingleri almak zorunda her sabah ya da e, her gün istihbarat briefingleri almak zorunda. Açıkça e, ihtiyacım yok, ben zaten size güvenmiyorum. Yani bunu söylediği hem iç istihbarat hem dış istihbarat örgütüne bunu söylüyor. Yani Trump'ın karakterinden kaynaklı bir dış politika ya da politika anlayışı var ama öte taraftan sanki daha küresel ölçekte Rusya ile Trump bir şeyler yapmaya çalışıyor yani Suriye ekseninde yani o İran merkezli Amerikan stratejisini devreye soktuğumuzda biraz daha anlamlı hale geliyor yani Rusya'yı bu işi kotaracak bir aktör olarak da görüyor olabilir bir tanesi Orta Ortadoğu'ya ayağa orada da İsrail takıntısı diyebileceğimiz bir strateji var ortada kesinlikle yani İsrail'in güvenliği dediğimiz şey Amerikan Orta Doğu siyasetinin, güvenliğinin çok merkezi sütunlarından bir tanesi. Bir başka husus biraz Çin'le de alakalı olabilir. Yani aslında Trump'ın asıl rakip olarak gördüğü aktörlerden bir tanesi Çin. Rusya'yı ekonomik bir rakip olarak görmüyor. Yani Rusya'nın işte 2 trilyon dolara yakın ekonomisi var. O da büyük ölçüde doğal kaynaklara bağımlı. Yani ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olabilecek bir aktör değil. Dolayısıyla Çin gibi yükselen bir dev, yükselen bir güç Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadede daha... Ciddi anlamda tehdit ediyor. Odak noktasını biraz Rusya meselesini halletmiş ama Çin'e yöneltmiş bir aktör olarak gösteriyor kendini. Yani neticede yarın öbür gün Rusya'ya yönelik ambargoları kendisi imzalayacak bir aktör Trump. Muhtemelen de birkaç şirkete yine ambargo geliyor yakın ve Trump bunun altına imza atacak. Yani evet. dolayısıyla burada hem kişisel karakter hem de Amerika'nın daha makro grand stratejisi sanki biraz daha ön planda.